psikopat bir birey, şiddet eğilimli bir birey nasıl yetişir? Hep sadece kendilerini düşünüyorlar, kendi hazlarını. Kötücül, zalim bir tip kadınlara karşı şiddet öğretiyorlardı orada açıkçası. Medyanın hocam, da çok ödüleştik yapması lazım biraz önce dediğim gibi. Nevzat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Geçtiğimiz günlerde aldığımız kadın cinayeti haberleriyle yıkıldık, üzüldük. Bunlarla ilgili size sorularım olacak. Canice katledilen iki genç kız haberi aldık geçtiğimiz günlerde. Ve bundan dolayı size ilk olarak şunu sormak istiyorum. Psikopat bir birey, şiddet eğilimli bir birey nasıl yetişir? Şimdi bu olayda tabii bir psikopat, kriminal bir tipten çok hasta bir tip var. Yani hasta bir kimse, tedavisiz kalmış bir kimse bir şekilde böyle bir suç davranışına ortaya çıkıyor. Ama kriminal tip dediğimiz zaman daha çok merhamet duygusu olmayan, acıma duygusu olmayan, insafsız, kötücül, zalim bir tip anlaşılır. Kendini kesmiştir. Gittiği yerde olay çıkaran, toplumun sosyal normlarına karşı olan kriminal tipleri, şimdi literatürde antisosyal diye bilinen kişiler. Bu kişiler suç davranışları, yüksek kişiler cezaevlerindeki %70-80'i bu kişiler tarafından işleniyor. Bu kişiler nasıl yetişiyor dediniz. Bir aile nasıl bir ortam olursa bu çocuklar ortaya çıkar. Bu çocukların genellikle çocukluk dönemlerine bakıldığı zaman bu çocuklar bir ailede 3 ana konuda sağlıksızlık vardır. Birincisi sevgi ifadesinde sağlıksızlık. İkincisi disiplin ortamı oluşturmada sağlıksızlık. Üçüncüsü de iletişimde sağlıksızlık. Bu 3 alan sağlıksızsa bir çocuğun hem psikiyatrik hasta olma ihtimali hem de suça becerikli, suça itilmiş çocuk olup olmama ihtimali ortaya çıkıyor bir kimsenin ileri yaşlarda. Şimdi mesela çocukta eğer sevgi çok ama disiplin tutarsızsa, disiplin yoksa, her şeye izin veren bir durum varsa bu çocuklar genellikle sevgi çok aldıkları için sevgi doyumsuz oluyorlar. Sevgi doyumsuz oldukları için de hep sadece kendilerini düşünüyorlar. Kendi hazlarını, kendi zevklerini düşünüyorlar. Başkalarına empati yapamıyorlar. Empati körlüğü oluşuyor bu kişilerde. Duygusal okuryazarlıkları düşük oluyor. Hep kendi çıkarına hareket ettikleri için karşılaştıkları zaman olay çıkarıyorlar, suç çıkarıyorlar. Engele karşı dayanıksız oluyor bu tarz çocuklar. O çok sevgi ama tutarsız disiplin yahut da kuralsız ortamda büyümüş çocuklarsa bu yani olabiliyor. Yani hocam sevgi çokluğunda yetişmiş bir çocuğun da mı böyle psikopat? Tabii kesinlikle. Sevgi onun için sergilemesi normal. Sevgi bir şey gibidir. Su gibidir. Saygı, kurallar kabı gibidir. Eğer kabı yoksa o sevgi zarar verir. Kendine de zarar veriyor. Çocuğa da eğer ergenliğe girdikten sonra çocuk hep alarak beslediği için 2-3 kişilik sevgiyle herkes beni sevmeli. Herkes benim dediğimi yapmalı. Her yerde benim şartlarım olmalı. Birisi hayır dediği zaman anneye babaya tehdit ediyor, şiddet uyguluyor. Ben bu çocuğu böyle 2 kişilik, 3 kişilik sevgi yetiştirdim ama bu çocuk bana karşı geliyor şimdi. Bana şiddet uyguladı. Benim parmağımı kırdı ve yüzümü kanattı diyen annelere bakıyoruz. Bununla karşılaşıyoruz. Yani sevgi tek başına yeterli değil çocuğu yetiştirmede. 3 ayaktan birisi sadece sevgi. Yani şimdi sevgi çok, disiplin de çoksa, katı bir kurallar varsa bu çocuklar da genellikle pasif oluyor, içine kapanık oluyor, kendine güveni olmuyor. Böyle benim fikrim budur demeyen, sosyal korkular olan ama disiplin ortada yetiştirdiği için de hani suça davranışlı olmuyorlar, daha çok depresyona giren çocuklar ortaya çıkıyor. Suç davranışı olan çocuklarda ailede sevgi oluyor, iyi niyet oluyor. Fakat sağlıklı iletişim yok. Herkes birbirini azarlıyor. Evde devamlı bir savaş ortamı var. Çatışmalı iletişim var. Hep itişip kakışıyorlar. Devamlı çocuklar annem babam ayrılacak, her an ayrılacak diye korkuyla, güven az, korku çok. Öyle bir ortamda büyüyor. Bu çocuklar da suça yönelmeye çok yatkın oluyorlar. Yani bu çocukların tedavisi tabii daha kolay. Aile içerisinde iletişim olduğu için, iletişim düzeltilirse hemen düzelebiliyor bu çocuklar. Ergenlikten önce özellikle. Bu nedenle iletişimin sağlıklı olmaması, çatışmalı bir iletişimin olması, evde devamlı bir gerilim ortamı, savaş ortamı olması suç davranışını artıran diğer bir etken. Disiplin konusunda da en çok disiplinsiz, kuralsız büyüyen yahut da devamlı aşağılanarak büyüyen çocuklar oluyor. Devamlı aşağılanıyor. Sevgi var ama hep itilip kakılmış çocuk. Evde yok sayılmış çocuk. Biz çocukluk çağları travması ölçeği uyguladığımız zaman bu kişilerde şunu rastlıyoruz. Mesela fiziksel istismar rastlıyoruz. Mesela sık sık kemer çıkarılmış, dövmüş, ateşli tehdit edilmiş, odaya kapatılmış, fiziksel şiddet uygulanmış. Ne olmuş evet. Çocukta? Yahut da fiziksel ihmal olmuş, eve gelmiş açıkta kalmış, yemeksiz kalmış. Böyle yani kendini yalnız hissederek büyümüş çocuklar olduğunu görüyoruz. Bir diğer de duygusal istismar var. Yani devamlı
miyavlatarak böyle seni dedim yapmazsan seni sevmem ha diyerek böyle sevgiyi sopa gibi kullanmış. Duygusal istismardır bu böyle durumlarda. Duyguları tehdit gibi kullanmak duygusal istismar oluyor. O çocukta da çocukluk çağı travması oluşuyor. Duygusal ihmal olan çocuklar var. Evde yani bir çocuğu yok saymak ona yapılacak en büyük dövmekten daha kötüdür çocuk için. Adam yerine koyulmamak, değer verilmemek. Onun için bir çocuğa söylenilecek en güzel söz ona ismiyle, sevgi dolu bir bakışla ona değer vererek ona hitap edebilmek. Kaç yaşına gelirse gelsin. Ergenlikte anneye babaya çocuklar kafa tutmaya başlarlar. Normal 10 yaşından sonra. Evet. O dönemde de sabırla anne baba onlara rehberlik yaparsa çocuk deniyor anneyi babayı. Bakıyor ki anne baba gerçekten onu seviyor. Orada bir müddet sonra aile içerisinde denge sağlanıyor. Bu nedenle burada da duygusal istismar ve ihmal önemli. Tabii cinsel istismar hiç söylemeye gerek yok. O da çocuklardaki çocukluk çağı travmalarından en önemlisi. Kendi istismar kurbanıysa ileride o da cinsel istismar yapıyor. Ne yazık ki. Yani, diğer şeylerine yapıyor işte. Evet, yani bu noktada anne ve babaların bilinçli olmasına çıkıyor yine kapı. Tabii çok kesin öyle. Bir de parçalanmış ailelerde çok oluyor mesela. Parçalanmış bazı bilinçli aileler oluyor. Anne baba parçalanmış ama çocuğun iyiliği için bir araya geliyorlar. Onlarda bir sorun olmuyor. Evet. Bu yine aynı şekilde boşanmış ya da boşanma aşamasındaki anne babalar için de geçerli. Peki hocam bu bireyler için yani onların sağlıklı birer birey haline gelebilmeleri için aileler nasıl bir yol izlemeli? Tabii aileler böyle durumlarda yani çocuğu yedirip içirmek bu zamanda birinci planda sorun değil. Birinci sorun eğitebilmek. Eğitebilecekseniz çocuğunuzu doğurun. Eğitemeyecekseniz doğurmayın bu zamanda. Çok zor bir zaman. Onun için çocuğumu istediğim gibi eğitemeyeceğim diye birçok evlenmekten bile korkanlar ortaya çıktı şu anda. Çocuğu iyi eğitebilmek için de ona zaman ayırmak gerekiyor. Bununla ilgili çok hiç zor değil. Eğer biz iyi örnek olabiliyorsak çocuğumuz iyi eğitiyor. Çocuk üç şeyi örnek alıyor. Anneyi, babayı bir de ilişkisini örnek alıyor. Bu üçü iyi ise çocuk sağlıklı yetişiyor. Ama evde bu öyle sağlıklı bir iletişim yoksa, o problemleri çözemiyorlarsa, sorunları konuşamıyorlarsa, stres karşılaştığı zaman çözüm üretemiyorlarsa ve kişiler aile içerisinde böyle güvenli bir ortam yoksa, eve gelirken korka korka geliyorsa çocuklar ya da eş, böyle durumlarda o evde genellikle huzurlu bir ortam olmadığı için güven oluşmuyor. Güven oluşmadığı için, yani önce güven oluşur sonra huzur oluşur zaten. Güven oluşması için de evde sevgi adaleti lazım. Adil paylaşım gerekiyor. Bir çocuğuna pahalı hediye al, birine ucuz hediye al. Böyle ne olur? Birinin her dediğini yap, diğerini yapma. Bu durumda ne olur? Kıskançlık ortaya çıkar, birbirlerini girerler çocuklar. Yani burada bakıyorsun, güvenli ortam olmuyor bak. Hazreti Yusuf kıssasını hep Hazreti Yusuf açısından okuruz. Bir de Hazreti Yakup açısından okumak gerekiyor. Hazreti Yakup büyük peygamber. Bütün İsrailoğulları, diğer ismi de İsrail zaten. İsrailoğulları oradan gelmiş. Fakat Hazreti Yusuf çok seviyor. Çok sevdiği için belli ediyor bunu. Diğer kardeşler kıskanıyor, kuyuya atıyor. Ve Hazreti Yakup'un imtihanı başlıyor. Hazreti Yusuf'un da imtihanı başlıyor. Ama burada çıkarılacak ders, burada sevgi adaleti yapabilmek dersi çıkması gerekiyor. Bu kıssalar bize ibret almamız için Kur'an-ı Kerim'de yazılmış. Her bir kıssa böyle bir ibret. Bu nedenle bizim aile içerisinde adil paylaşım. Tebessüm eder. Birine tebessüm et, birine etmezseniz bile etki ediyor. Ben hiç unutmam. Bir gün ÜTÜ'de okuyan bir genç kız bana dedi ki ya annem lisede okuyan erkek akademi daha çok sevdi. Ya annen öğretmen, bilinçli birisin. Aile, baban da bilinçli. Bana hani danışmanlık hizmeti almak için geliyorlar. Neden? Yani kanıtın ne? Neye göre böyle konuştun dedim. Annem dedi kardeşimin yüzüne bakarken gözünün içi akıyor dedi. Çocuk bunun, onun o şeyine gözüm içi akıyor derken çocuk bunu fark etmiş. Yani olabilir, anne daha çok sevebilir onu ama davranışlarına yansıtırken düşünmesi gerekiyor. Evet. Ona bir şey aldığında öbürünü de alması lazım. Sevdiğini, değer verdiğini, ikisini de davranışları. Çocuk test ediyor, onu fark etmiş. Zeki çocuk tabii, fark etmiş. Yani bu nedenle burada aile içerisinde huzur sağlayan şeylerdir bunlar çocukla. Yani anne babaların dikkat etmesi gereken şeyler. Onun için adil paylaşım, hakkaniyete uygun davranmak, aile içerisinde bu yapılırsa, her problem çözüldüğünde adil çözümle getirilebiliyorsa, orada kolay kolay güvensizlik oluşmuyor, huzursuzluk ortaya çıkmıyor. Aile içerisinde adalet deyince hep zaten kamu yönetiminde sanki düşünülür yahut da
adli yargı sisteminde düşünün. Halbuki adalet her alanda var. Yani aile içinde adalet varsa huzur oluyor. Yoksulluk falan ikinci planda. Başkası katlanıyorsa o da katlanıyor. Ama adil paylaşım yok. Biri iyi öbürü bakıyorsa servet düşmanlığı nasıl çıkıyorsa toplumlarda ailede de benzer durumlar ortaya çıkıyor. Yani gelir eşitsizliği ve adil paylaşımın olması gelir eşitsizliği en büyük huzursuzluk nedenidir bir ailede, bir toplumda. Hı hı. Bu yaşanılan olayların ardından hocam bazı platformlar meydana çıktı. Mesela Discord gibi. Bu tarz uygulamaların çocukların kullanımı nasıl yönlendirilmeli? Yani aileler denetim noktasında ne derece önemli burada? Discord bir kere şalterin indirilmesi gerekiyordu. İndirildi. İyi de oldu. Çünkü o tamamen kötücül bir şey. Yine bir robot diyebiliriz çocuklara zarar veren. Hipnotize ediyorlardı. Ergenlik dönemindeki çocuklar tabii akıldan çok hisler hakim. Muhakeme edemiyorlar ve böyle mutsuz, kendini yalnız hisseden çocuklara birkaç tane yaldızlı söz söyleyerek burada kadınlara karşı şiddet öğretiyorlardı orada açıkça. Yani bunun kapatılması çok yerinde ve haklı bir hareket oldu. Çünkü kötülüğün iyiye göre 6 misli daha fazla yayılma, biritük etkisi vardır kötülüklerin. Olumsuzların, olumsuzluğun ve kötülüğün bu beyin, ERP diye bir yöntem var. Beyinde uyarılmış potansiyel çalışmaları var. Beyine uyarılmış potansiyel veriliyor. Olumlu bir konu mesaj verildiği zaman düğmeye basılıyor, beyaz düğmeye. Olumsuz mesaj olunca kırmızı düğmeye basılıyor. Olumsuz mesaj olunca en 50 dalgası üretiyor beyin, negatif 50 dalgası. Eğer pozitif bir mesajsa 300 milisaniye sonra beyin tepki veriyor ona, P300 dalgası. Yani olumsuz olaya 50 saniye sonra tepki veriyor beyin, olumlu olaya 300 milisaniye, olumlu olaya analiz ediyor hemen. Evet. Olumsuz olaya çünkü limbik sistemle, beynin amigdala hareket ediyor hemen. Refleks karar veriyor. Yani beynimiz yaşam kalıma göre programlanmış, kodlanmış bir yapı olduğu için bu doğal bir şey. Öyle olunca kötülüklerinde böyle hızlı yayılma istidadı var. Kötülükler, onun için kötü programlar, yani bu televizyonlardaki kötülüğü sıradanlaştıran programlar çok tehlikeli. Yani kötülüğü sıradanlaştıran, böyle kimin eli kimin cebinde olduğu belli olmayan, ensestin normalleştirildiği, suçun normalleştirildiği, herkesin savcılığa, polisliğe özendirildiği bir ortamda çocuklar, herkes onu seyreden kadınlar ki bu normalmiş ya falan demeye başlıyorlar. Duyarsızlaşıyorlar. Yani kötülüğü artırıyor. Yani dünyadaki kötülüğün artıran programlar bu. Gelişmiş ülkelerde bunlar prime time zamanın dışına atıldı. Bizde maalesef öyle değil. Öyle değil. Yani bu da şu andaki toplumdaki yozlaşmanın, sosyal bozulmanın arka planındaki, çürümenin arka planındaki nedenlerden birisi diyebiliriz. Evet. Evet. Hocam peki kurumlar bu noktada ne yapabilir? Yani cezalar caydırıcı mı değil mi? Bu kısmı elbette tartışılır ama çocukluktan önce, yani okula başlamadan önce ya da ergenlik öncesi belli başlı eğitimlerin verilmesi, bu tarz yaşanan olayların önüne geçilmesinde etkili olabilir mi? Yani ülke olarak sizce bu noktada geri kalıyor muyuz? Yani şu anda milli eğitimde 9. sınıflarda, benim torunum da 9. sınıfa gidiyor. Oradan gözlemledim. Baktım yeni eğitim sistemi çocuklarda ezbere, bilgi yüklemeye göre değil, analiz yapmaya, kritik yapmaya ve yorum yapmaya daha çok katılıma yönelik. Öğrenciler çok hoşuna gitmeye başladı. Öğretmenler daha tabii biraz yoruluyorlar burada. Fakat bu sistem tutarsa Türkiye 5 sene, 10 sene sonra çok daha eğitim bakımından daha kaliteli olacak. Yani inşallah vazgeçilmez bundan. Yani güzel bir emek verilmiş bir program yapıldı. Bu şeydi, milli eğitim açısından. Ama bakıyoruz Gençlik Spor Bakanlığı açısından baktığımız zaman, bu konuda önemli olan bakanlık, bu gençlik konusunu spora indirgemiş durumda şu an, sadece spora. Yani spora yapılan, yani her kasabada neredeyse kapalı yüzme havuzu var. Büyük futbol sahaları yapıldı. Bu yatırımların yarısı yapılsaydı da keşke iyi çocuk, iyi insan, iyi yetiştirmeyle ilgili projeler, sosyal dahil olma projeleri yapılsaydı. Spor ahlak öğretmiyor ki. Yani spor meşgul ediyor o anda ama hem spor yapıp hem uyuşturucu kullanan o kadar çok sporu bırakıyor, ona gidiyor. Yani onun için spordan vazgeçmesin ama burada önemli öncelik sıralamasını iyi yapmak gerekiyor. Aile Bakanlığı deyince, Aile Bakanlığı zaten sıfırdan yapılanması gerekiyor. Yani Aile Bakanı, bakanımız iyi niyetli, gayretli birisi. Fakat bakanlıktaki şu andaki yani kurulmuş yapı son derece zamanın gerisinde kalmış bir yapı. Evet. Yani onun için Aile Bakanlığı'nı sorduğunuz kurumlar, yani Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı işlevsiz maalesef şu anda. Kurumların bu konuda köklü değişiklik yapması gerekiyor yani. Tabii.
kesinlikle. Medyanın da çok köklü değişiklik yapması lazım biraz önce dediğim gibi. Evet. Yani medyada burada kötülüğü propaganda etmemesi lazım. Kötülüğü normalize edecek programlar yapmaması lazım. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum yayına. Rica ederim. Estağfurullah.